Merhaba arkadaşlar, Nartes TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep Öğretmen, Nartes Prestij Soru Bankası'nın üçgenler ünitesi ile çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci testle başlayalım. Şimdi, yukarıda verilen ABC üçgeninde BC kenarına ait kenarortay çizilmek isteniyor. Çizilecek kenarortayın geçeceği nokta aşağıdakilerden hangisidir diyor. BC kenarı kaç birim sayarsak BC kenarı 14 birim. O halde kenarortay hangi noktadan geçecek diye sorduğunda 14 birimin yarısı kaçtır? 7 birimdir. Dolayısıyla şuradan geçer değil mi? Kenarortay şu noktadan geçecek. Bu noktadan geçecek kenarortayı çizersek. Şöyle yani bu kenarortay iki noktasından geçer. Cevap B seçeneği. Devam edelim ikinci soruyla. Bir de EF dik üçgeninde bazı uzunluklar verilmiş. DE dikmiş EF'ye, DH de dikmiş, DH de eşitmiş HF'ye. O halde EH kenarortaydır. Doğru. EH DF kenarını iki eş parçaya ayırmış. EH yüksekliktir ve soruda bize diyor ki hangisi kesinlikle doğru diyor. Şimdi bunun yükseklik olup olmadığını bilemeyiz. Açısını vermediği sürece. Ve EH açıortaydır demiş. Bunu da bilemeyiz. Yine açısını vermediği sürece. Yani cevabımız A seçeneği yalnız 1. Devam edelim 3. soruyla. Şekildeki ABC üçgenine göre hangisi yanlış olabilir diyor. Şimdi AD yüksekliktir demiş. AD'yi çizersek evet dik olur, yükseklik olabilir. AF kenarortaydır. AF'yi çizelim bakalım kenarı parçaladı mı? Sağ tarafta 5 birim var. Sol tarafta da 5 birim var. Dolayısıyla kenarortay doğru. Ve AE açıortaydır demiş. AE açıortay. Şimdi AE'nin parçaladığı kenarlara bakarsak AE bir tarafta sağda 6 birim bırakır, solda yani şöyle şurada 6 birim bırakır. Bu tarafta kaç birim bırakır? 4 birim bırakır. Eşit parçalamamış. Dolayısıyla aynı açılar görmüyor. Dolayısıyla da açıortay olmaz. Cevap C seçeneği. Kenarları kıyaslarsanız da AD'nin AE'den küçük, onun da AF'den küçük olduğunu, pardon, AD yükseklik, AE ve AF. D şıkkı da doğru olabilir ama C şıkkı yanlış olması muhtemel. Devam edelim 4. soruyla. 4. soruda bize diyor ki birinci adımda B ile C köşesini üst üste getirelim ve D noktasını işaretleyelim. Tamam. Sonrasında A ile D noktasını birleştirecek şekilde bir kat çizgisi oluşturalım. Ve AD doğru parçası üçgenin hangi yardımcı elemanıdır diyor. Şimdi bu işlemleri yaptığımız zaman üçgenin kenar ortayını bulmuş oluruz. Dolayısıyla cevap B seçeneği. 5. soruya bakalım. Birinci adımda E köşesi EF kenarı üzerine gelecek ve D köşesinden geçecek şekilde katlanıyor. H noktası belirleniyor. İkinci adımda da katlama çizgisinden yararlanarak DH doğru parçası çiziliyormuş. Buna göre DH doğru parçası üçgenin hangi yardımcı elemanıdır diyor. Üçgenin yüksekliğidir. Gördüğünüz gibi cevap D seçeneği.